Ordu'nun önemli bir misafiri var. Biz onu çok seviyoruz. Yani vefa göstermenin ötesinde bir siyasi partinin genel başkanı olduğu için değil, Ordu'ya, ordulara, bu şehrin insanlara verdiği değerin karşılığında eminim ki bu röportajı izleyen herkes keyifli bir sohbet izleyecekler. Yanında da iki değerli ordu var. Bir tanesi Sayın İlhan Kaya il başkanı, bir de Sayın Gülnur Anlar diyeceğim. Çünkü o ordudaki efsanevi Alıcı Anlar ailesinin kızı, bizim de çok sevdiğimiz, şu anda da siyasette genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor ve tabii ki sevgili başkanımız Mustafa Sarıgül. Başkanım, yine ordulasınız, yine heyecanlandırdınız. Evet. Bence belediye başkanı ya da siyasetçi olmak isteyen herkes bir kere Mustafa Sarıgül'le gelip bir hafta gezmesi lazım. Bir siyasetçi nasıl olmalı, vatandaşa nasıl dokunmalı, onunla görmesi lazım. Ben 20 yıl önce görmüştüm, hala aynı şeyi görüyorum. Başkanım, maşallah, nasıl bir enerji bu? Sevgili Akın, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sizinle de uzun yıllardan beri beraberiz. Ama bu enerji bana ait olan bir enerji değil. Çalışma arkadaşlarımın coşkusu, sokağa çıktığımız zaman vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu bir ilgi. Siyasette heyecanınız olacak, cesaretiniz olacak, mücadele azminiz olacak. Asla ve asla yılmayacaksınız. Davanıza kesinlikle ve kesinlikle davanıza inanacaksınız. Türkiye Değişim Partisi davasına inananların partisidir. Şöyle bir şey düşün. Adam gölgede oturuyor. Sevgili Akın'ım. Adam gölgede oturuyor. Güneşi göremiyorum diyor. Kardeşim, güneşi görmek istiyorsan gölgeden çıkacaksın. Yok öyle ya. Hayat tercihlerle dolu. Ya sıradan ve sürüden birisi olursunuz ya da bayrağı burca dikersiniz. Türkiye Değişim Partilerin görevi bayrağı burca dikmektir. Neden? Zamanı geldi. Niye zamanı geldi? 20 yıldan beri ülkeyi yöneten iktidar var. İlk 10 sene son derece başarılı. Yaptıklara teşekkür ederiz. Ama özellikle son 5 senede gerçekten yoruldular. Heyecanları bitti. Yeni bir enerji, yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. Bakın, örnekleri var. Almanya Başbakanı Merkel 16 sene başbakanlık yaptı. O 16 sene başbakanlığın sonunda dedi ki, ben artık yoruldum, heyecanım azaldı, görevi başka arkadaşa bırakıyorum başbakanken ve bugün gerçekten büyük bir saygınlığı var. Ben 15 sene belediye başkanlığı yaptım. 15 seneden sonra belediye başkanlığını teşekkür ettim, bıraktım ve dinlendim tekrar. Yeni bir enerjiyle Türkiye yolculuğuna çıktım. Niye Türkiye yolculuğuna çıktım? Türkiye'de işlerle ilgisi benim parti kurmama gerek yok ki. Türkiye'de işler güllük gülistanlık olsa benim parti kurmama gerek yok ki. Yurttaşlarımızın %18'i ile 20'si diyor ki kararsızız. Oy verecek yer arıyoruz. Oy verecek yer bulamadık. Onlara muhalefet partileri diyor ki bunlar yüzen oy diyor. Onlar yüzen oy değil. Onlar küsen oy, küsen oy. Onlar iktidara küsmüş ama muhalefet partilerine de güvenemiyorlar. Diyor ki ben iktidara oy vermeyeceğim ama muhalefet varsa kime oy vereceğim? Güvenemiyorum diyor. İnşallah o küsen oyların adresi, Allah'ım izin verirse, yurttaşlarımız takdir ederse, o adres Türkiye Değişim Partisi olacak. Bizim teşkilat başkanlarımız Türkiye Değişim Partimizin görüşlerini, düşüncelerini, amblemlerini vatandaşlarımızla ne kadar buluşturursa Türkiye Değişim Partimize karşı ilgi ve alaka o denli artıyor. Başkanım, şu anda özellikle bu ekonomik huzursuzluk hepimizin kafasında şunu sordurdu. Türkiye'de önce dini duygularımızla oynadılar, sesimizi çıkarmadık. Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ismi üzerinden bir takım spekülatif tartışmalar yarattılar. İşte yine çok fazla tepki gösterdik ama yeterli kaldı mı kalmadı mı tartışılır. Şimdi ekonomi. Bu kadar ekonomik huzursuzluk içerisinde erken seçim, biraz önce ben düşünmüyorum, normal zamanda olması belki sizin siyasi partiniz için, hazırlık aşaması için iyi olabilir ama nereye doğru gidiyoruz? Şöyle, ekonominin bağımsız olması lazım. Siz Merkez Bankası Başkanı'nı 2 yılda 4 kez gece yarısı operasyonuyla alırsanız ekonomide dünya piyasaları size güvenmez. Türkiye'nin yönetimi tek kişilik bir oyun değildir. Bütün komşularınızla, dünyadaki
ekonomik dengelere iyi bakmanız lazım. Dünya borsalarına açılıyorsunuz. Dünya borsalarıyla burası entegre. Türkiye'de yatırım yapan binlerce yabancı yatırımcı var. Bunlara huzursuz ederseniz, bunlar yatırımlarını çekerse, ekonomik dengelere güvenmezlerse, ekonomiye siyaset karışırsa, ekonominin bağımsızlığı siyasetten giderse, piyasalar da buna bu doğrultuda maalesef olumsuz tepki veriyor. Olan yurttaşlarımız oluyor. Parası olan bir avuç insan zengin oluyor. Yurttaşlarımız da alabildiğine fakirleşiyor. İnanın ki son iki yılda enflasyon artık 3 haneli, 4 haneli rakamlara neredeyse gidiyor. Bırakın %5'i, %10'u, %30'u, %40'ı bile geçmek durumunda. Bugün şeker alamıyorsunuz, ayçiçeğine bakıyorsunuz, zeytinyağına bakıyorsunuz, ekmeğe bakıyorsunuz. Fiyatlar alabildiğine yükseliyor. Ben bütün Anadolu'yu dolaşıyorum. Esnaflarımız mutsuz. Her gün dükkanlar kapanıyor. Her gün iş yerleri kapanıyor. Ve insanlarımız, yoksulluk sınırına dayanan 30 milyon yurttaşımız var. 12,5 milyon engellimiz var. 15-16 milyon emeklimiz var. Asgari ücret geçirenimiz var. Ve düşünün ki bir emekli büyüğümüz, yani 1600 lira ile 2600 lira arasında maaş alıyor. Etin kıyması, kıymanın kilosu olmuş 70-80 lira. Bununla nasıl geçinecek, ne yapacak? Elektrik parası, su parasına bakarsanız ben görüyorum her evde tencere kaynıyor ama o tencerelerde şu anda et kaynamıyor, o tencerelerde dert kaynıyor. Herkes iktidarı eleştirmenizi istiyor. Ben muhalefetin karnesini nasıl buluyorsunuz? Muhalefeti eleştirmenizi rica edeceğim. Şöyle. Muhalefet partileri bugüne kadar sandığa gittiler, sandıktan başarıyla çıkamadılar. Zaten muhalefet partileri son derece başarılı olsa bizim yollara çıkmamıza gerek yok. Türkiye'miz, devletimizi saygıyla, sevgiyle yönetecek, kötüleme olmadan, karalama olmadan çare bulacak, sinkaflı konuşmaları yapmayacak, bayrağımıza bağlı, toprağımıza bağlı, inançlarımıza saygı gösteren devletimizi eğil ellere teslim etmek istiyor. İnşallah o eğil eller de Türkiye Değişim Partisi olacak. 20-12-2020 günü dünya insanlığa saygı ve fakirlikle mücadele gününde partimizi kurduk. Partimizin 11 aydır yollardayız. Bir ay sonra birinci yılımız doluyor. Birinci yılımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Birinci yılımızda da gölge bakanlarımızı yavaş yavaş yurttaşlarımızla buluşturmaya inşallah ve inşallah devam edeceğiz. O nedenle Türkiye Değişim Partisi kadrolarını yurttaşlarımız tanıdıkça Türkiye Değişim Partisi'ne olan ilgi artacaktır. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan inşallah bir yıldızdır. Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan yurttaşlarımız halisane duygularla buradalar. Türkiye Değişim Partisi'ndeki bütün arkadaşlarımız davasına menfaat ağıyla bağlı değil, merhamet ağıyla bağlı. Çünkü Türkiye Değişim Partiler sadece bize oy verenlerin iktidar olmayacak, bize oy vermeyen yurttaşlarımızın da haklarını ve hukuklarını her zaman koruyacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bireylerin gücü değil, inşallah milletimizin gücü ve yurttaşlarımızın gücü baş tacı olacaktır. Toprağımıza bağlı olan, bayrağımıza bağlı olan, İnançlarımıza bismillah diyerek saygı gösteren binlerce yurttaşımızla el ele, kol kola ve inşallah omuz omuz olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.